AKP hükümetleri döneminde mahkum sayısı %212 arttı. 2002 yılı sonunda 59 bin olan mahkum sayısı 2016 yılında 185 bini aştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de ceza infaz kurumları kapasitenin üzerinde mahkum barındırıyor. Kapasite 180 binken hapishanelerde 185.228 mahkum bulunuyor. Hapishaneler 7 şehrin nüfusundan daha fazla mahkumu barındırıyor. Hapishaneler Cumhuriyet tarihinin en büyük doluluk oranıyla karşı karşıya. Hükümetin çözüm önerisi yeni hapishaneler inşa etmek. AKP 4 yıl içinde 100 bin mahkum kapasiteli 165 yeni hapishane inşa etmeyi planlıyor. Dünya Cezaevi raporuna göre Türkiye cezaevlerindeki mahkum sayısında dünyada 9. Avrupa'da ise 2. CHP'nin Adalet Bakanlığı'ndan aldığı verilere göre hazırladığı cezaevi raporuna göre günde 112 kişi mahkum oluyor. Hapishanelerdeki kader mahkumlarının %96'sı erkek. En büyük mahkumiyet suçu hırsızlık. Mahkumların %23'ü hırsızlık nedeniyle hapishanede yatıyor. Uyuşturucu suçu %19'la ikinci, adam öldürme ise %16'yla üçüncü sırada yer alıyor. Karaman'daki vahim vaka ile gündeme gelen cinsel suçlarsa mahkumiyet sıralamasında %8'le altıncı sırada bulunuyor. CHP'nin hapishane raporuna göre Türkiye'de en fazla suç 21 ila 39 yaş aralığında işleniyor. Bu yaş aralığında tam 117.490 mahkum bulunuyor. 18 yaş altı mahkum sayısı 2.375. Annesinin mahkumiyeti nedeniyle hapishane yüzü gören 0-6 yaş aralığındaki çocuk sayısı ise 513.